Bir dakika. Ben doğru anladım değil mi? Sen Jasmine'e aşıksın ve az önce bana onu anlattın. Abi ben... Cenk, sen başkasına mı aşık oldun? Aşk mı bu bilmiyorum ama... Kim? Kim peki? Hayatım yoksa? Oğlum bu nasıl olur? Yani siz çok eski arkadaşsınız. Nereden çıktı şimdi bu birdenbire? Birdenbire çıkmadı abi. Ta liseden beri oradaydı zaten. Abi. Hayat benim ilk aşkımdı. Ama o beni hep arkadaş olarak gördü. Ben de onu kaybetmemek için hiçbir şey söylemedim. Sonra da Kanada'ya gittim zaten biliyorsun. Ne oldu peki şimdi? Ne oldu? Birdenbire değişen ne? Hissettim abi. Hayata bir şey olduğunu tam şuramda hissettim. Onu hasta, perişan halde yerde gördüğümde kalbime bir şey oldu. Hayatla ilgili bütün duygularımı bir taşa bağlayıp göle atmıştım. Ama o elimi tuttuğunda... Her şey bir bir su üstüne çıkmaya başladı değil mi? Evet. Artık ne yapacağımı bilemiyorum. Yok yok. Kesin bu Cenk kızın canını sıktı. Ay yok be oranım. Nereden çıkarıyorsun? Niye ağlıyor o zaman? Ha? Sevda, bu kız bana abimin emaneti. Tamam mı? Kimsenin onu üzmesine izin vermem. O Cenk'e de hesabını sorarım arkadaş. Orhan'ım, gözünü seveyim. Önce bir sakin ol lütfen. Ya Cenk öyle bir çocuk mu? Ha? Değil. Saygılı, akıllı. Yani Yasemin'i ağlatacak ne yapmış olabilir ki? Bilmiyorum artık. Bir kadın niye ağlar? Sevdiği erkek onu üzdüyse ağlar değil mi? İyi bilirsin. Aman Orhan'ım. Kadınlar tırnağı kırılınca da ağlar. Sevda ne diyorsun? Kızın tırnağı mı kırıldı şimdi? Ya onu mu diyorum Orhan? Örnek olsun diye söyledim. Yani demem o ki... Yasemin illa Cenk'ten dolayı ağlamıyor olabilir. Herhangi bir şeyden dolayı da ağlıyor olabilir ya. Vallahi başım döndü bak. Ya ben sizleri anlayamıyorum be gülüm. Eğer kadınları anlamak istiyorsan birazcık sakin olman lazım kocacığım. Sakinleşebilecek misin? Tamam canım, tamam. Da suçluyuz. Kızı ihmal ettik ya. Vallahi ben her fırsatta Yasemin'in yanında olmaya çalıştım Orhan'ım. Biliyorum gülüm. Sen ilgilendin de ben kendi derdime düştüm yani. İlgisiz, alakasız bıraktım kızı. Allah Allah, niye kendini suçluyorsun ya? Sen ne yaptın ki? Tamam ben gideyim bir Yasemin'le konuşayım en iyisi. Yok yok yok. Yasemin'le konuşmak yok. Ben gidip Cenk'le konuşacağım. O kadar. Evet amcacığım. Konuş. Hesap sor bir artık. Biz dün Cenk'le buluşacaktık. Oturup konuşacaktık. Düğün planı yapacaktık. Sonra ne oldu? Cenk beni aramadı. 30 tane mesaj attı ben. Hiçbirine cevap vermedi. Ama sen Leyla'daydın zaten. Bunun da hatırlayacağı tuttu. Hay Allah. Şey ben yakalandı sana amcacığım. Şey yani... Ben dün Cenk'le buluşacaktı aslında ama sen merak etme diye işte ben sana söylemedi. Zaten sonra Cenk de unuttu. Artık benden daha önemli işleri var galiba Cenk'in. Peki tamam. Ama bu çocuk dün gece neredeydi? Kiminleydi? Benim mesajları neden dönmedi ya? Gece mi? Ay ne oluyor ya? Vallahi ben de anlamadım da merak etme, anlayacağız. Orhan'ım. Sen önce bak Tarık'la konuş Allah aşkına Cenk'le konuşmak yerine. Niye? Evet ya neden Tarık abi? Çünkü bu tarz şeyler önce büyükler konuşurlar. Sonra gerekirse hepimiz bir araya gelir konuşuruz. Yani öyle Cenk'i hemen utandırmayalım. Yengen haklı. Haklısın canım. Ben gidip önce bir Tarık'la konuşayım da nasıl konuşacağım? Ne demek nasıl konuşacağım? Ya gülüm ben Tarık'la hiç böyle ciddi bir şey konuşmadım ki. Biz varsa yoksa maçtı, yok
Efendim şeydi, çadırdı, bilmem neydi, iş güçtü yani. Nasıl konuşacağım? Neyse tamam, halledeceğim ben, çözeceğim bir şekilde. Valla lütfen acele et amcacığım. Çünkü benim artık dayanacak güç kalmadı. Yasemin kızım! Sevda, şu kızın halini görüyorsun değil mi? Orhan'ım ne olursun birazcık sakin ol ya. Yani Yasemin de biraz abartıyor bence. Yani o duygularını birazcık öyle yaşıyor işte. Sen yeter ki sakin ol. Kimse beni sağlık yerine koyamaz. Cenk bunun hesap verecek bana.